Merhaba, bu dersimizde doğrulu açılarla ilgili sorular çözeceğiz. Hemen bir örnekle öğrendiğimiz kuralları pekiştirelim. Sorumuz şöyle. AB ışını CD ışınına paralel. AB ışını eğer CD ışınına paralelse burada bir geniş bir Z açısı var. Şurası 105 derece ise bunun tamamı da 105 derece olacak C köşesindeki açının. 35 derecelik bir açı verildiğine göre geriye 80 derece kalmadı ki toplam 105 derece olsun. İkinci paralelliğimiz EF ile CA arasında. EF ve CA arasında paralellik varsa bu sefer olayı şöyle düşünmemiz gerekiyor. FE'yi şöyle aşağı doğru biraz uzatsak şuradan bir Z kuralı gördüğünüz gibi şunun 80 derece olması dolayısıyla X'e de 100 derecelik bir açı kalması gerektiğini bize gösteriyor. İkinci örneğimizde AB ve CD birbirlerine paralel doğrular ve şeklin dışına doğru çıkmış. E noktasında bir köşe oluşturmuş. İki tane doğru parçası var. Dolayısıyla E noktasından şöyle bir paralel doğru çizdiğimizde bir Z kuralı kullanacak olursak şurası Z kuralından dolayı şu iki açının toplamı 60 derece olacak. Dolayısıyla şu parça 60 eksi x olur. Aynı mantıkla Z kuralını bu sefer genişliği CD, E ve sola doğru uzatacak olursak. Burası 140 derecelik bir açı olduğu için şu iki açının toplamının 140 olması gerekiyor. Şuraya x'i bırakınca burası da 140 eksi x oluyor. Peki bu 3 tane açının toplamı kaç derece olmalı? Şu üçlünün toplamı 180 derece olmalı. Dolayısıyla 140 eksi x birinci açı artı x ikinci açı ve 60 eksi x de 3. açı. Bunların toplamları 180 derece olacaktır. Burada x'ler birbirini yok ettikten sonra 140 artı 60'dan 200. 200 eksi x eşittir 180 oluyorsa o zaman x eşittir 20 derece olacaktır. Üçüncü örneğimizde AB ED'ye paralel. AB ED'ye paralel iken C noktasından da bunlara paralel olan 3. bir doğru çizecek olursak. Burada bir Z kuralı ABC. Z kuralından dolayı şu açı 30 derece olacaktır. İkinci bir Z kuralı da EDC şeklinde takip edecek olursak şuradaki soru işareti şuraya taşınmış olur. Gördüğünüz gibi 30 artı soru işareti eşittir 50 derece. Dolayısıyla soru işareti eşittir 20 derece olacaktır. Dördüncü örneğimiz AB CD'ye paralel şekli verilen iki tane doğrumuz var. Ve gördüğünüz gibi az öncekine benzer bir zikzak şekli. C noktasından başlayalım. C noktasındaki açıyı bilmiyoruz. Zaten bize sorduğu açı DCE. Buraya X diyelim. Şuraya X yazalım. X sol tarafa bakıyor. C'den sonraki nokta E sağa bakan açı. Bir sonraki nokta F sola bakan açı. Bir sonraki nokta A sağa bakan açı. Paralel doğruya ulaştık. Bitiriyoruz. Sol bakan açılar X artı 50 eşittir. Sağa bakan açılar 90 derecelik açı. Şu sembol 90 derecelik açı. Artı 20 derecelik açı olacak. Dolayısıyla x artı 50 eşittir 90 artı 20, 110. Dolayısıyla x eşittir 60 derece olacaktır. Beşinci örneğimizde CD ve BE ışınları birbirine paralel şekilde verilmiş. 80 derecelik açımız, 120 derecelik açımız ve x açımız var. Acaba x açısı kaç derece olacak? Şimdi burada A noktasından geçen ve paralel bir doğru oluşturursak, paralel geçen bir doğru oluşturursak A noktasında. Şuradan Z kuralını şöyle göstereyim. Z kuralını şöyle kullanacak olursak şu A köşesinin alt tarafı 120 derece olacak. 80 derecelik açımız yardımıyla da şunu söyleyebileceğiz. Şurası 80 derece ise şu kısım 100 derece ve burada tekrar bir Z kuralı şöyle bir Z kuralı uygularsak şu kısımda 100 derece olacaktır. Dolayısıyla burada tam bir turluk açımız var. Ve tam bu bir turluk açı için x artı 120 artı 100 eşittir 360 derece. Dolayısıyla x eşittir 140 derecedir diyebiliriz. Altıncı örneğimiz bir nevi ispat sorusu. E köşesinde açıortay iki tane A açısı. F köşesinde yine bir açıortay iki tane B açısı verilmiş. AB ve CD'nin birbirine paralel olduğu bilgisi var. Dolayısıyla işlemimizi şöyle başlatabiliriz. Önce bir Z kuralıyla başlayalım. Şöyle bir Z kuralı. E, B, E, F, C yönünde bir Z kuralı. Burada iki tane A. Dolayısıyla şuraya taşınacak. 2A. Bu üç tane açının toplamı 2A artı 2 tane B
O da eşittir 180 koşulundan dolayı her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde, yani her şeyi 2'ye böldüğümüzde a artı b eşittir 90 derece sonucunda karşılaşmış oluruz. Şimdi soru işaretini bulmak için zigzag yöntemini kullanacağız. E köşesinde a, G köşesinde soru işareti ve F köşesinde B. Peki neden böyle alıyoruz bunu? Çünkü şunu söylememiz gerekecek. Takip ettiğimiz doğru B, E, E, G, G, F ve F, D şeklinde. Yani burada A açısı, burada soru işareti, burada da B açısını kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla soru işareti eşittir A artı B. A artı B'nin de 90 olduğunu bildiğimiz için cevabımız 90 derece olacaktır. 7. örneğimizle devam edelim. 7. örneğimizde biraz önce çözdüğümüz bir soruda olduğu gibi E noktasından geçecek paralel doğruyu oluşturalım. Şimdi AB, CD paralel iken E'den de geçen paralel bir doğrumuz varsa bakın burada bir Z kuralımız oluşacak. Dolayısıyla şurası 130 derece. İkinci bir Z kuralımız şöyle olacak. Burası X açısıysa şu kısımda X açısı. Ve X artı 130 artı 110 o da eşittir 360 olduğu için X eşittir 120 derecedir diyebiliriz. 8. örnekle devam edelim. 8. örneğimizde AB CD'ye paralel şekilde verilmiş. Eğer AB CD'ye paralelse hemen buradan bir Z kuralı çıkarabiliriz. Şurası 25 derece ise A köşesinin sol tarafı 25 derece olacak. Aynı şekilde DC'yi uzatacak olursak. Burada yöndeş açılardan şurası 100 derece ise şu kısımda 100 derece olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şuraya 100 derecelik bir açı yazalım. Tabii burada şunu da söylemek mümkün. CF'nin AE'ye paralel olduğu bilgisi var. Onu söylemeden direkt yazdık. Devam edelim. BA ile CD birbirlerine paraleldi. AE ile CF bunlar da birbirine paraleldi. Dolayısıyla şuradaki 100 derecelik açı şuraya tamamen taşınmış olacak. Bunun tamamı 100 derece ise 25'i bu taraftaysa geriye 75 derece kalır. O da DAE yani bizden istenen açı 75 derecedir. 9. örneğimizde az önce bahsettiğimiz kenarları dik olan açılar var. Kenarları dik olan açılarda eğer şekil bir dörtgene dönüşüyorsa dik açılar dışındaki köşeler toplamda 180 derece yani bütünler açıları oluşturacaklar. Şurası 180 eksi alfa açısı. Tabii buradaki EC'nin DA'ya paralel olduğu bilgisi bakın şurada verilmiş. Buradan da Z kuralı yardımıyla C köşesinin sol tarafının 90 derece olduğunu söyleyebileceğiz. Ve 150 artı 90 artı 180 eksi alfa eşittir. Toplamda bir tur yani 360 derece olmalı. Peki 150, 90 ve 180'in toplamı kaç yapıyor? 150, 90 daha 240, 180 daha 420 derece. 420 eksi alfa eşittir 360. Dolayısıyla alfa açısı eşittir 60 derece olacaktır. 10. sorumuzda A, B, C, D şeklinde bir dörtgenimiz var. Bu dörtgende köşelerden biri şeklin içine doğru bükülmüş, iç bükey bir dörtgen oluşturmuş. Bu şekle genellikle bumerang şekli ya da uçak şekli de denilebiliyor. Şunu söylememiz gerekli. İçerideki A, B, C açılarının x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu göstermemiz isteniyor zaten. Burada eşit olduğunu söylemiş. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Bunu gösterebilmek için de şöyle bir yöntem kullanacağız. A, B'ye paralel olacak şekilde D köşesinden bir doğru çiziyorum. Bunların birbirine paralel olması gerektiğini söylüyorum. Bunlar birbirine paralel olursa Z kuralı yardımıyla A köşesindeki küçük A açısı D köşesinin şu tarafına taşınmış olur. İkinci aşamadaki işlemimiz şu olacak. B, C ve D köşelerini takip ederek bir zigzag kuralı. Yine paralel doğrularımızda B köşesinden başlıyoruz. B açısı yukarı doğru bakıyor. Bir sonraki köşe C. Ters konuma eğer B açısı yukarı bakıyorsa X aşağı bakmalı. Aynı şekilde devam edelim. C'den D'ye geldiğimizde D köşesinde iki tane açımız var. Ama biz CD doğru parçasını takip ettiğimiz için şu iki açının toplamını kullanmamız gerekecek. Bunlar da yine ters konuma yukarı doğru bakmalı. Aşağı doğru bakan sadece X, yukarı doğru bakan B artı C artı A.
Yani buradaki x eşittir abc sonucunu ortaya çıkarmış oluyor.